Türkiye'nin kripto para borsası ICRYPEX, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar Emre'cim. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim, yorgunuz, yayınımız bitti. Ne kadar oldu? 2 saat oldu yayınımız biteli. Saat 3, biz sabahın yayını çekiyoruz. Hayırlısı. Türkiye'nin en fazla izlenen seçim yayını oldu Fatih Bey. Öyle mi oldu? Öyle oldu. O zaman hem size hem bizi izleyen herkese hem sponsorumuz seçim özellerini biliyorsun sponsoru ICRYPEX'ti ve bugünün de sponsoru ICRYPEX. Hepsine herkese teşekkür ederek başlayalım. Ama tabii özellikle izleyicilerimize dün gece bizi galiba 5,5 milyon kişi falan izledi aldığımız bilgiye göre. Ve voleybol kadın takımımızdan sonra Türkiye'de YouTube'da en çok izlenen program olmuşuz. Bu da izleyicilerimizin bize verdiği bir madalya, çabalarımıza verdiği madalya. Onlara teşekkür ediyoruz. Özlem'e teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılanlara teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılmayanlara teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katılacak olanlara, izin vermeyenlere teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Biz çok keyif aldık, eğlendik. Yani biz eğlenince izleyenlerin de eğlenmesi çok normaldi. Anın kadarıyla sonuçlar da bizim izleyici kitlesinin beklentisine uygun tecelli edince eğlence daha da fazlalaştı. Fatih Bey peki öyleyse bu haftaya da sadece seçimi yorumlayarak başlayalım diyorum. Zaten bugün başka bir şey yorumlamak herhalde biraz abesle iştigal olacaktır. Bugün seçimi yorumlayalım. Birincisi buradan iktidarın çıkaracağı bir sürü ders var. Herkes her şeyden bahsedecek ama ben başka bir dersten bahsetmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu oylarını arttırarak yani... yanlış söylemeyeyim ama son baktığımda buraya gelmeden evvel Ekrem Bey İstanbul'da 50.91 ile kazandı. Evet 50.91 ile kazandı. Rakibi ise 39.91'de kaldı. Yani hemen hemen 11 puan farkla kazandı. Geçen sefer tekrarlanan seçimde 8 puanla kazanmıştı. Oylarını tabanla arttırdı. 13 ilçeyi daha kattı ve belediye meclisinde de büyük ezici bir çoğunluk elde etti. Son baktığım veriler öyle gösteriyordu. Çünkü ayrı bir hesap. Oturdum biraz önce onu hesapladım bu aradaki 2 saatte. Belediye meclisinde eğer yanlış hesaplamadıysam ezici bir üstünlük elde etti. Yani bundan sonra önündeki tek engel Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atmayacağı imzalar. Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasına bakarsan sanki daha barışçı bir dönem bekliyormuş gibi duruyor. Etrafındaki goygoycular gelip efendim Ekrem İmamoğlu'nu mahkum edelim, görevden alalım falan filan diyeceklerdir. İnşallah kulak asmaz. Çünkü goygoycularla buraya kadar gelinebiliyor. Diyeceksin ki 22 sene geldi. Hayır 22 sene gelmedi. Bu 22 senenin son döneminde goygoycular çok etkiliydi ve goygoycular ne yaparsınız efendim iyi yaptınız dediler. Sonuç bu. Oysa Ekrem İmamoğlu'nda şöyle bir şey oldu. Dikkatini çektim biliyor musun? Bilmem biliyorum. Farkında çekti mi dikkatini? O da şu. Ekrem İmamoğlu'nu ben dahil olmak üzere herkes çok eleştirdi. Bodrum'a seçildiğinden hemen sonra Bodrum ekmesi eleştirildi. Kayak tatili eleştirildi. İşte bazı yaptığı işler başta ilk bir senesi içinde çok sert eleştirildi. İmamoğlu. Ha bir de şey eleştirildi. Bu otobüsüne nerede var abuk sabuk tipler onları yollayıp seçime götürmesi çok eleştirildi. İmamoğlu ne yaptı? Eleştirenlere sövmektense dikkate aldı. Tatile gitmedi bir daha. Bodrum'da konseri izlemedi Zülfü Livaneli ile. Kayak tatiline gidip oradan deprem bölgesi ziyarete gitmedi. Tam aksine yanlışlarından arınmaya çalıştı. Kimini arınmıştır, kimini arınmıştır bilemiyorum. %100 arınmıştır diyemem. Ve sonunda böyle bir şey geldi ortaya. Mesela Ekrem İmamoğlu bana oy verenler iyidir, bana oy vermeyenler kahrolsun deseydi ve kendisine oy vermeyen bölgelere imkan sağlamasaydı, hizmet götürmeseydi bugün bu sonuç almazdı. Yani AK Parti son yıllarında neyi yapmadıysa Ekrem İmamoğlu onu yaptı. AK Parti kendisine oy vermeyenleri ezdi, ötekileştirdi, kızdı, sövdü, saydı. İmamoğlu böyle bir şey yapmadı. Ve semeresini gördü. Bu hani idam mahkumuna sormuşlar ne diyorsun diye. Bu bana ders olsun demiş. Tabii ki idam mahkumu değil AK Parti. Yani buradan çıkabilir yine, çıkmayabilir de. Çıkma ihtimali zayıftır açıkçası bu saatten sonra. Çünkü hiçbir gösterge iyiye gitmezken bundan sonra daha iyiye gitme ihtimali de yoktur bana göre. Ama yine de bir ders çıkarırsa belki siyasi ömrünü uzatabilir. Çünkü bu saatten sonra artık konuşulacak olan AK Parti'nin siyasi ömrüdür. Ve Türkiye'nin yakın tarihine, daha doğrusu Türkiye'nin yakın tarihine, Cumhuriyet'in siyasi tarihine bakarsanız eğer sandığa gömülen bir daha sandıktan çok uzun süre çıkamıyor. Yani sandığa gömüldüm ve toparladım diyen yok. Yani ikinciliğe düşen bir daha liderliği pek ender elde ediyor. Yani elbette ki şeyler var. Denebilir ki işte sandığa gitmeyen seçmen. Doğru, AK Parti'nin 10'u gitmemiştir, CHP'nin de 5'i gitmemiştir. Ama yine CHP 23'ten 38'e çıkmış, 39'a çıkmış, neyse 49'a çıkmış, bir şeye çıkmış yani. Kafam şimdi gecenin geç saati, sürekli deminden beri de 7-8 saatlik programdan sonra biraz yoruldum. Yani, 9 hatta. Evet, tepelere çıkmış. Şimdi artık zor bundan sonra yani. AK Parti'nin aşağı gidişi başlamıştır. Bundan sonrasını toparlayamazsınız. Tayyip Erdoğan eski gücünde değil, eski enerjisinde değil, eski siyasi aklında değil. Evet, hala çok güçlü bir lider, hala çok önemli bir lider ama eskisi gibi değil. Biz İmamoğlu kazanacak derken çok başa baş geçeceğini düşünüyorduk. Yani 3 puanla, 2 puanla falan kazanır diye umuyorduk. Bu farkı biz de beklemiyorduk. Ama Türkiye'de iktidarı destekleyen Avrupalılar daha çok yanıldılar. Yani İngilizler Murat Kurum kazanacak diyordu. Ekonomistinden devletin yayın organı BBC'ye kadar. Bir tek işte aşırı sağcı lideri Hollanda'nın dün şey demiş. Erdoğan'ın kaybetmesinden dolayı sevinmiş. Hemen oradaki iktidar partisi ise aklını başına topla. Şimdi milyonlarca göçmene karşı karşıya kalabilirsin demiş. Hep benim söylediğim, Avrupa aslında Erdoğan'ın iş başına kalması istiyor. Türkiye umurunda değil söylemimde bir kez daha kanıtlanmış oldu. Büyük bir olay Ankara'da esas. 60'a 32, 59.9'da 31.89. Neredeyse 30 puan, 28 puan fark var arada. Bunun da açıkçası 10-15 puanı bekliyorduk ama 30 puanı beklemiyorduk. Yani ben hep çok rahat kazanacak, 10 puan, 15 puan fark atacak diyordum. 30 puan fark, 28 puan fark bekleyen yoktu. İstanbul'da Üsküdar'ı belki alabilir diyorduk. Eyüp çok zor diyorduk. Buraları aldı. Hiç aklımıza gelmeyen Beykoz'u aldı. Beykoz'u kimse konuşmuyordu. Yani CHP'liler bile konuşmuyordu Beykoz'u. Beykoz'u aldı. Hiç ihtimal olmayan pek çok yeri aldı ama en büyük sürpriz hiç kuşkusuz Adıyaman. Yani Menzil'in açık destek verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi, işte Menzil Şeyhleri'nin o müthiş fotoğrafları, filmleri, videoları, 7.50 BMW'ler, önünde koşanlar, gül suyu, gül dökenler falan filan, yıkıldı. Garip bir seçim sonucu. Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı. Bu saatten sonra artık Tayyip Bey'in veya Tayyip Bey'i yeniden başkan seçtirmek isteyen partisinin erken seçimi artık bayağı genel seçime hakiki zamanla en yakın olduğu, en mümkün olacağı yakın tarihte yapmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Eğer yaparlarsa, denerlerse. O belki de Tayyip Bey de girmek istemeyecektir öyle bir seçime, eğer kaybedeceğini görürse. Kaybetmektense hiç kaybetmeden 25 sene Türkiye'yi yönettim gittim demeyi tercih edebilir. Ha, şeyi unuttuk. Keçiören'i aldı Ankara'da ya. Keçiören yani Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu ilçeyi aldı Mansur Yavaş. Garip bir durumdu. Hatay'ı aldı, Kütahya'yı aldı. Fatih tartışmalı. Alamayacağı, benim bile almasına ihtimal vermediğim Hatay her an olabilir, olmayabilir. İlginç bir seçimdi. Herkes açısından hayırlı olması isteriz. Araştırma şirketlerine çok kızdı bazıları. Mesela CNN Türk'te sürekli söylüyordu Hakan Bayrakçı. Hatta CHP'liler bile işte inanmayın bizi rehavete sürüklemek için yapıyor falan filan diyorlardı. O 6-7 puandan bahsediyordu. Bir ara 9'luydu ama sonra 6-7'ye çekti. Adamcağızı CNN Türk'ten kovdular. Bir daha orada ekrana çıkarmadılar. Haklı çıktı. Aksoy araştırma 49.9'da 36.9 demişti. Vallahi bayağı yaklaştı aslında. Özellikle CHP açısından bayağı yaklaştı. Ama 51'i onlar bile öngörememişlerdi. 51 oldu. Betimar'da 48 diyordu. 48-38 diyordu. O da yok canım falan denirken o bile az göstermiş. İlginç bir seçim oldu. İrfan Değirmenci biliyorsun çok iddialıydı. Ankara, Çankaya'da. İrfan Değirmenci de 5.5 almış. 5.6 almış. Seçilemedi ama artık Halk TV'ye dönmeyeceğini söylemiş. Çünkü gidip geliyordu Halk TV'ye. Gelebilirdi, bir sorun yok yani. Peki nasıl yorumluyorsunuz Fatih Bey? Sarıyer'i? Sarıyer biliyorduk böyle olacağını. Ben o gün biliyorsun de söyledim yani. Şükrü Genç'e de. Şükrü Genç bize gelmek istedi. Geldiğinde de arkasından söyledim. Yüzüne de tekrar söyledim. Cevap hakkı tanıdık ama lafımızı sakınmadık. Normaldi yani. Anketlerde öyle gösteriyordu. Anketlerde Şükrü Genç'in kazanamayacağı belliydi. Sadece CHP'ye kaybettirmeyi oynuyordu ama o da olmadı. Fatih Bey, önce AK Parti'yi sorayım. AK Parti bu seçimden aslında yenilgiyle ayrıldı kendisi. Büyük yenilgi. Kendi açısından. Gerek AK Parti gerek MHP, ikisi de büyük oy kaybediyorlar. Ve Yeniden Refah Partisi'nin... AK Parti kurulduğu günden bugüne, daha seçimlere girmeye başladığı günden bugüne ilk defa ikinci parti oldu. İlk defa ilk partiliği kaybetti daha doğrusu. Peki Yeniden Refah Partisi'nin bu kadar yüksek oy alacağını tahmin ediyor muydunuz Fatih? Şimdi bazı şeyleri abartmamakta fayda var. Yeniden Refah Partisi bu kadar yüksek, bu kadar yüksek, bu kadar yüksek. Kaç aldı? 6,5. Ben beklemiyordum açıkçası. 6,5'u ben de bekliyordum. Ben biliyorsun burada konuşmalarımızda ben 4-4,5 civarı bekliyordum. Hatta İstanbul'da Yeniden Refah seçmenin bir kısmının ya Yeniden Refahlıyız, AKP'ye de kızgız ama şimdi durduk yere CHP'ye belediyelik kaptırmayalım diye 3'lerde kalır diye düşündüm. 3-3,5 yani bir puan fire verir diye düşünüyordum. Böyle bir fire verdi ama bu ölçüde vermedi. İstanbul'da galiba 5,5'da tamamladı yeniden refah ya da 4,5'da mı tamamladı? 4,5'da tamamladı. O da vermiş fire. 1,5-2 puan, 2 puandan fazla fire vermiş İstanbul'da ama yine o bile şeyi kurtarmaya yetmedi AK Parti'yi. Ama Yeniden Refah henüz daha rüştünü ispatladı ama gücünü ispatlayamadı. Yani bir güç müdür? Orada o oylar kalır mı? Ama şunu gösterdi. Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye'de, Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesinden isteyerek çekildiği veya seçim kaybederek çekildiği bir Türkiye'de Yeniden Refah Partisi siyasal İslamcıların en güçlü partisi olmaya aday olduğunu gösterir. Çünkü AK Parti içerisinde bir lider adayı yok. Yani bir lider adayı Erdoğan arkasından birini yetiştirmedi, bir ikinci adam göstermedi. Bir damadını denedi, olmadı. Diğer damadını da o denemedi ama insanlar onun olabileceğini söylüyorlar. Hala olma şansı var Selçuk Bayraktar'ın. Ama AK Parti böyle giderse olma şansı olmaz. Bu noktada bir erken seçim tartışması başlayacaktır. CHP bir erken seçim zorlaması yapacaktır. AK Parti bunu istemeyecektir. Tek ayak üstünde yakalandığı için bu penaltı vuruşunda ters köşeye uçarak. uçtuğunu gösterdi. Ama CHP erken seçim ister. Bu seçim özünde, bu benzetmeyi birkaç gün önce de, seçimden önce de yapmıştım. 1989 seçimlerini hatırlatmıştım hatırlarsan. Elleri kolları bağlı, sandalyeye bağlanmış belediye başkanı profilinin o zamanın iktidar partisi Anavatan tarafından, Cumhurbaşkanı dönemin başbakanı Özal tarafından kullanıldığını, seçmenin ise buna karşılığı verdiğini söylemiştim. Bu kez de öyle oldu. Eli kolu bağlı, ister misiniz bize verin falan şeyleri ters tepti. Ve 89'da ne olduysa aynısı bir kez daha, üstelik daha acı bir şekilde. Çünkü o zaman CHP ANAP'ı geçmemişti ama bu sefer CHP AKP'yi geçti. O yüzden de benzetebiliriz. Biraz daha ağır oldu buradaki seçmen yanıtı. Peki Fatih Bey, şimdi İYİ Parti'nin doğuşuna şahit olmuştuk. Ölüşüne de olduk. Ölüşüne de olduk. Yeniden Refah Partisi'ni de buna benzetiyor musunuz? Çünkü bir ihtiyaçtan doğdu, ihtiyaç yerini kapattı ya da iyi yönetilemedi o ihtiyacın karşılığı. Şimdi yok şöyle oldu. Söyleyeyim. İYİ Parti iyi yönetilseydi İYİ Parti böyle olmazdı. Yani İYİ Parti Cumhurbaşkanı seçimlerinde tam aday belirleneceği gün masayı devirmeseydi böyle olmazdı. Masayı dedikten sonra masaya dönüşünü bu şekilde yapmasaydı böyle olmazdı. Yani İYİ Parti orada masadan kalkarak kaybetti. Aylar öncesinde diyecekti kardeşim biz Kılıçdaroğlu varsa biz yokuz diyecekti. Oylarını arttırırdı. Hatta benim yazım var. Aday olsun Meral Hanım, CHP'den daha fazla oy alabilir ve ikinci tura ok alabilir diye bir yazım vardı benim. Eğer böyle yapsaydı hiçbir şey olmazdı. Devam ederdi yoluna. Son anda kalkarak zaten çok kendini yıprattı. Dönerek daha da yıprattı. Ama esas ölüm fermanı sen ve benim beraber daha buraya yeni kurmuştuk. Sağ olsun Meral Hanım bize randevu verdi, gittik, konuştuk. O gün ölüm fermanını bizim önümüzde imzaladı. Ne yöneticilerinin, ne partideki diğer yetkililerin, ne basın danışmanı Murat, kimsenin haberi yokken bize ittifakı sona erdirdiğini, CHP ile artık bir seçim birlikteliği yapmalarının mümkün olmadığını söylediği gün sen de şahittin. Ben dedim ki program bittikten sonra, programda da söyledim ama program bittikten sonra daha ne söyledim ki? Hanımefendi 2 puana düşersiniz. Dedim ki İstanbul'da seçmen zaten konsolide olur, sizi dinlemezler bile dedim. İnanmadı bana. Belki de inandı, biliyordu da böyle yapmak istedi. Belki de kendi partisinin ipini çekmek istedi. Bunların hiçbirini bilemeyiz. Bunları zaman gösterecektir ama yani bu şeye benziyor Meral Hanım'ın yaptığı. Köprüleri atlayacaksınız ve burada hayatta kalacağına inanacaksınız. Kalabilir misiniz? Tarihte 1-2 tane oldu. Ama %99.9 kalamazsınız. Meral Hanım böyle yapmıştı. Böyle yapmasaydı bugün iktidar adayı olurdu. Yeniden Refah falan filan da olmazdı belki. Yani Yeniden Refah'ın güçlenmesinde onların da etkisi var. Yeniden Refah en azından alternatif olmazdı. Biraz puan alırdı ama alternatif olmazdı. Bugün kendini alternatif görüyorsa oradandır. CHP İYİ Parti'yi kendi içi, İYİ Parti'nin seküler seçmenini kendi içine eritti. Peki Fatih Bey, diğer tarafta da MHP. Hı-hı. Biliyorsunuz orada da oylarda bir düşüş var. Evet, ciddi bir düşüş var. Bunu şu yüzden soruyorum. Bu Zafer Partisi'nin işine yarar mı ya da milliyetçi seçmen nereye gidecek? Milliyetçi seçmen bir yere gitmez. Milliyetçi seçmen şu anda zaten seküler milliyetçi seçmen CHP'nin altına toplandı. AK Parti, mevcut iktidar partisinin ve giderek de güç kaybetmeye başladığı gözlemlenen iktidar partisinin içinde eklenmiş vaziyette kenarında durduğu müddetçe seküler milliyetçi seçmen oraya gitmez. Zafer Partisi'ne CHP'nin ulusalcıları ve oradan gidenler olabilir ama şu aşamada Ekrem İmamoğlu bütün bu ihtiyaçları karşılar gibi göründüğü için orada da bir şey olmaz. Ama eğer Devlet Bey ya ben artık siyaset edemeyeceğim, sağlığım el vermiyor derse eğer, o zaman orada başka bir hareketleme başlayabilir. Küskünleri geri kazanabilir. İYİ Parti'den artanları geri alabilir. CHP'ye kaçanların bir kısmını eğer seküler ve bir tavır benimserse, AK Parti dışında bir siyaset benimserse, yani AK Parti'nin köz vurucu, AK Parti'nin hık diyicisi olmaz ise eğer, tekrardan yükselecek. Köklü bir parti, bir tabanı olan bir parti, bir duruşu olan bir parti, devleti koruyan olduğuna bir kesimce, öyle olsa da olmasa da zaman zaman inanılan bir parti. O yüzden varlığını sürdürecektir. Ama şimdilik seçmen onu buzdolabına kaldırdı. Dedi ki yani seni yok etmiyorum, burada dur. Çünkü geçen seçime baktığın zaman bir yükseliş içerisindeydi. Yani AK Parti'den kaçanlar oraya gitmiş gibiydi. Ama gerek AK Parti'nin gerekse MHP'nin seçmenleri çekildiler oradan. Belki CHP'ye gitmediler ama sandığa da gitmedikleri net. Peki Fatih Bey, diğer tarafta DEM Parti. Hı. Oyunu çok yükseltmedi, muazzam da bir oy almadı ama oyuna rağmen... Yani yüzdesel olarak oyuna rağmen pek çok ili aldı. Bu değişen bir şey yok. Hep böyle dedi DEM Parti. Yani DEM Parti bir bölgede çok yüksek oya sahip. Geri kalanda ise birkaç il dışında fazla bir varlığı olan bir partidir. Ama hep o sabit 7 ila 5 arasında değişen oyuyla sabit olarak belli illeri kazanıyor. İşte orada daha çok devlet mekanizmasıyla bir karşı karşıya geliyorlar. Sonrasında kazansalar bile genellikle terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle ve çoğunda zaten hakikaten oldukları kanıtlanan yerlerde de, hepsinde olmasa da, yerlerine kayyum atanıyor. Çok açık söyleyeyim, bundan DEM Partililer veya da siyasal Kürt hareketinin Kandil bağlantılı tarafı çok değil. Bozulmuyorlar. Bunu bir mağduriyet olarak görüyorlar. Kayyumlarla o iller daha iyi hizmet alıyor muhtemelen. İleride yaşayanlar da kızıyorlar, mızıyorlar ama ya fena da değil işte, çöplerimize toplanıyor diye bakıyorlar. Orada garip böyle manasız bir durum var. O durumda inşallah düzelir. Bu arada bazıları diyorlar, AK Parti bundan sonra çok daha hırçınlaşacak ve çok daha sertleşecektir diyorlar. Bunun bir faydası olacağını sanmıyorum. Hırçınlaşmak ve sertleşmek bu saatten sonra AK Parti'ye fayda sağlamaz. Bunu biz defalardır tekrarlıyoruz ama AK Parti ne yazık ki aklı başında adam değil, etrafındaki bu aptal yalakları dinliyor. Aptal yalaklarla dinleye dinleye geleceğiniz yer bu olur. Akıllı insanlara kulak vermek gerekir. Akıllı insanların sizden olması gerekmez. Akıllı insanlar bir şey söylerken de size yaranmak veya onlara da el uzatın, ya onlara da Avanta'dan yönetim kurulu üyeliği verin, bankadan kredi verin, yala alın falan diye gelmezler. Akıllı insanlar memleketi sevdikleri için böyle yapmayın. Bakın yazık, size de yazık, memlekete yazık. Siz umurumuzda değilsiniz ama memleket umurumuzda diye akıl verirler. Eğer bunları dinlemez de bu ahmak yalakları dinlersiniz, burnunuz pislikten çıkmaz. O yüzden ülkeye de yani partinin burnu pisliğe çıksa bize ne de, o partiler ülkeyi yönetiyorlarsa ve ülkeyi de burnunu pisliğe sokarlarsa o bizi ilgilendirir tabii. O yüzden zannetmiyorum ki böyle bir şey yapsınlar. Fatih Bey, şimdi siz de canlı... Emre yeter artık. 20 dakika oldu Fatih Bey. Birkaç sorum daha var. Kapatıyorum. İnşallah sabah 7'ye de yetişecek bu video. Son sorum Fatih Bey aslında. Soru da şu. Özgür Özel. Evet. Siz canlı yayında şöyle bir cümle kurdunuz. Hatta Özlem Hanım'a sordunuz. Özlem Gürses'e sordunuz. Şu an en üzgün 2 kişi kim dediniz? Özlem Hanım da Murat Kurum mu dedi size? Aha. Siz de şöyle bir cevap verdiniz yine. Ona üzülmesi söylenirse o üzülür dediniz. Evet. Ve en üzülen kişileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olarak nitelendirdiniz. Evet. Bunu hatırlattıktan sonra asıl sorum şu. Ben de Özgür Özel'in başarılı olup olmayacağı konusunda kararsızdım. Hı. Pek emin değildim. Siz seçtikleri adayları, stratejisini, aldığı sonucu Özgür Özel'in başarısına bağlıyor musunuz? Başarılı mıydı Özgür Özel? Şimdi bilemeyiz. Yani o adaylar kimin adayı diye. Ama dün yayında söylediğim bir şeyi burada tekrarlamak isterim. CHP'de yeni bir sıkıntı kaynağı var. Yeni sıkıntının kaynağı şu: bu başarının paylaşımında kimin kendisini daha önde göreceğim. Şimdi düne kadar Özgür Özel, ne diyeyim, etkisiz ya da az etkili, henüz kendini ispatlamamış bir genel başkan. Ekrem İmamoğlu ise güçlü ve genel başkanı bile tayin eden güçlü belediye başkanı ve partinin de geleceğindeki genel başkan ve cumhurbaşkanı adayıydı. Bu seçim sonuçları ortaya karışık bir tablo doğurdu. Karışık tablo şu: 23 yıldır, ne 23 yılı ya? 1977'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci parti oldu. Son olarak 1977 seçimlerinde olmuştu. O günden bugüne ne böyle bir oy oranı gördüler ne de birinci parti oldular. Şimdi hal böyle olunca Özgür Özel diyecek ki genel başkan benim. Çünkü Kemal Bey zamanında 13 sene böyle bir şey olmadı. Kemal Bey 13 seçim kaybetti. Bu başarının yarısına yaklaşamadı. Oy oranı baktığın zaman katılım az veya çok, tarih onu yazmaz yani. Tarih sonuçları yazar. Özgür Özel başarılı. Ekrem İmamoğlu da başarılı. Ve şimdi bunu kim başardı? Ortak başarı siyasette olmaz. Beraber başardık. Eş başkan mı olacaksın cumhurbaşkanı veya eş genel başkan mı? Bugün BD meclisini ele geçirdiği için, çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirdiği için İmamoğlu'nun o görevden ayrılıp CHP'ye genel başkan olma ihtimali olabilir 2 sene sonra, 1 sene sonra, canı ne zaman isterse. O CHP içerisinde yeni bir gerilim hattı oluşturdu. Bu gerilimden başarıyla çıkarlar mı? Biliyorsun Özgür Özel genel başkan olmazdan önce bize konuk oldu ve sonra da genel başkan oldu. Zaten bizim program adı da uğurlu programa çıktı. Bize konuk olan seçilmeye başladı. Hatta bunu adaylardan bazıları bizi aradıklarında ya sizin ekrana çıkardığınız kazanıyor, o yüzden gelmek istiyoruz falan dediler. Güldük de biz bunlara. Özgür Özel bize geldi, şunu söyledi. Ben Özgür Özel'e dedim ki siz genel başkansınız. Yarın cumhurbaşkanı seçimi ve partinizde sizden çok çok daha güçlü bir isim var. İmamoğlu'nun adını vermedik ama tarif ettik. Onu aday gösterir misiniz? Dedi ki zaten benim işim kazanacak isim kimse, onu bulup aday göstermek. Benim olmam şart değil. Hatta biz prensip olarak parti genel başkanının aday olmasından yana da değiliz. Eğer Ekrem Bey ise Ekrem Bey, Mansur Bey ise Mansur Bey, o gün bambaşka biri varsa o bambaşka biri, hiç fark etmez. Anketlerin ve toplumun bize dayattığı adayı, işaret ettiği adayı biz sahaya süreriz. Bizim böyle bir şeyimiz olmaz dedi. Bu tavır doğru bir tavırdır Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında Özgür Bey diyebilir ki Ekrem Bey buyurun, cumhurbaşkanı adaylığı sizin, benim zaten böyle bir niyetim yok. Buradaki mesele şu: king or kingmaker. Kral olmak mı, kral atayan olmak mı? Hangisini tercih edersiniz bilemem. Ama tarihte önde olanlar, tarihte hatırlananlar krallardır. Kral atayanlar sadece kendi dönemlerinde çok güçlüdür ama tarih yazmazlar. Burada siz hangisini istersiniz? Eğer ülke açısından tarih yazmanız gerekiyorsa tarih yazmak, ülke açısından tarih yazdırtmak gerekirse yazdırtmak. Özgür Bey sanki o noktada değilmişim geldi bana ama siyaset egoların yüksek, o ego yüksek olmadan siyaset yapılmaz. Egonun burada yüksek olduğu bir yerde de o gün geldiğinde ne olur kimse bilemez. Fakat şurası net ki artık taraflardan birinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı %99.9 oranında belli. Diğer tarafınki ise henüz belli değil. Yani AK Parti ile CHP dün gece rolleri değiştirdiler ve bu 1 Nisan AK Parti için kötü bir şaka olarak başladı. Fatih Bey, son sorum. Balkon konuşmalarını dinledik. Siz balkon konuşmalarından aklınızda kalan önemli bir nokta var mıydı? İlk sorum bu. İkincisi de İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı saatte konuşma yapması üzerine bir yorumunuz oldu canlı yayında. Oldu. Şöyle dedim: İmamoğlu çok akıllı, biz seninle eşdeğeriz. Bu seçimi sen bana karşı kaybettin ya da ben sana karşı kazandım demek için onun balkon konuşması, aynı saatte kendisi de belediyenin önünden bir konuşma yaptı Sarıyer'de. Bu konuşmada tek eksik bu kez Meral ablaydı. İmamoğlu Meral ablasıyla beraber değildi bu sefer. Çünkü zaten Meral ablası artık bana abla demeyin diyerek kapıyı kapamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının akılda kalanlardan en önemlisi şudur. Birincisi, biz bunu bize verilmiş bir çek olarak algılıyoruz demek istedi. Yani dur bakalım, daha çek var ama karşılığı var mı yok mu belli değil. Çeki yazdılar, verdiler. Bunun karşılığı olacak hizmeti bizim götürmemiz lazım anlamında konuştu. Çok doğrudur. İkinci önemli şey şuydu: kalabalık içinde ister istemez Erdoğan'a karşı bir tepki vardı. Zaten Erdoğan destekleyenlerin, İmamoğlu'nu destekleyenlerin büyük bölümü Erdoğan'a tepkili kesimler. Onların Erdoğan adı geçtiğinde yuh demelerini susturdu. Susun dedi. Cumhurbaşkanı'nı yuhlatmadı. İnsanın içinden gelse bile Cumhurbaşkanı'nı yuhlamamak iyi bir şeydir. Yani içinize sığmayabilir, yuhlamak isteyebilirsiniz ama yuhlatmamak da bir siyasetçi için hoş bir şeydir. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nı bir belediye başkanı yuhlatmadı. Bu İmamoğlu açısından iyi puan. Erdoğan'da biz mesajı aldık. Bundan sonra seçilen belediyelerle uyumlu olacağız dedi. Yani şimdi gibi imzalamam, gelme, kırık sandalye. Yani düşünsene şimdi. Dün Cerel'le konuşuyorduk, akşamleyin Cerel Şengör'le. Çok kızgındı. Dün değil, pardon. Dün mü? Dün. Evvelsi akşam, pardon. Çok kızgındı. Şeye bağlanmak istedim. Dedi ki, ben dedi bir kanala bağlanacağım. De oğlum üşüttün mü? Niye bağlanıyorsun kanala? Dedi ki, çok kızgınım. Neye kızgınsın? Depremden bahsediyor AKP'liler ama depremle ilgili yaptıkları toplantıya beni çağırmadılar, İmamoğlu'na çağırmadılar. İstanbul depreminde önlem alacağız, İstanbul'da ne yapacağız diyenler İstanbul'un belediye başkanını ve Türkiye'deki en önemli şey olduğu nasıl çağırmazlar? Dedim ya, oturduğun yerde Allah için sanır işi, akşam akşam durup da oralarda bir de başımıza bela açma dedim. Yok konuşacağım dedi. Dedim ya dur Celal bekle şimdi seçim olsun sonra konuşursun. Durum buydu hakikaten. Şimdi dedi ki biz herkesle eşit mesafedeyiz. Gerekeni yapacağız. Belediyelerde uyumlu bir çalışma falan. Bu olumlu bir şey yani. Keşke öyle olsa. Çünkü şimdiye kadar hep balkon konuşmalarında yumuşak konuşup sonra sertleşmişti Sayın Erdoğan. Ama bu kez öyle olmayabilir. Yani artık o da belki bazı şeylerin farkına varmıştır. Etrafındaki dangalaklardan kurtulur inşallah. Yani dangalak derken bu troll tayfesini kastediyorum. Böyle bir takım abuk subuk adamlar var. Dün FETÖ'cü, bugün METÖ'cü, öbürü ETÖ'cü, her şey olabilirler. Her kalaba girerler. Şekli ve kokuları ve renkleri olmadığı için kokuları var, pis bir kokuları var da şekilleri ve renkleri yok. Her kalaba girerler. Onlara kulak asmaktansa, aklı selime kulak asarsa daha doğru yapar. Fatih Bey, bugünlük sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi herkese keyifli, mutlu bir hafta diyoruz. ICRYPEX'te bir haftayı daha kapatırken. Şunu söylemek istiyorum. Bu seçim sonuçlarından önce benim 2 tane yazım vardı biliyorsun. İkisinde de İmamoğlu'nun kazanmasını istediğimi, oyumu İmamoğlu'na vereceğimi. Çünkü bir %48, %49'luk bir kesimin bu ülkede bize de hiçbir şeyi koklatmıyorlar. Kardeşim biz adam değil miyiz hissiyatının kötü olduğunu. Bu yüzden de adalet adına bile olsa İstanbul'da İmamoğlu'nun ve CHP'nin kazanması gerektiğini yazmıştım. Ve İmamoğlu'nun kazanmasının ülke için daha hayırlı olacağını söylemiştim. Hala bu kanaatime kapılıyorum. İmamoğlu'nun ve çevresinin nobranlaşma, kendini biraz... ne diyeyim üst perden bakar getirme riskine karşı yine de ben İmamoğlu'nun kazanmasının Türkiye'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 22 yıldır her seçimden sonra yataklarına girip gözyaşı dökmek isteyen, giderek içleri kararan insanların bu seçimde bir nebze olsun demokrasiye olan inançlarının tekrarlandığını düşünüyorum. Ben bunu ekranda dün söyleyince buna benzer bir şey veya yazımda bazı yerden mailler veya işte sosyal medya mesajı geldi. Fatih abi öyle haklısın ki Portekiz'de ev bakıyordum. Bu akşamdan itibaren bu fikrimi değiştirdim. Bir süre daha Türkiye'de şans olduğunu düşünüyorum diyenler oldu. Bunların totaline baktığın zaman iyi bir şeydir bu. İyi bir şey yani AK Parti için de iyi bir şeydir. Yani toplumsal tansiyonun düşmesi o ülkeyi yönetenler için de iyi bir şeydir. Bence burada kaybeden Türkiye değil, burada kaybeden Avrupa'dır. İngiltere'dir burada kaybeden. Burada kaybeden Hollanda'dır. Burada kaybeden göçmenleri 3 kuruş paraya burada tuttuğunu zannettiği için Türkiye siyasetini yönlendirebileceğini düşünenlerdir. Başka bir şeydir yani. Erdoğan için de buranın bu seçimin tek yakın vadeli sıkıntısı şudur. Biliyorsun Mayıs'ın ortasında bir Amerika'ya gidecek. Amerika'ya yani bu deyimi kullanmak çok istemiyorum ama kendisi kullandığı için belki kullanmakta beis olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kendisi rakipleri için bunu kullanmıştı. Ben kullanmayayım. Rakipleri için söylediği duruma kendi düşmüş oldu. Çok önemli bir oy kaybına uğramış ve ülkesinde artık 2. partiye düşmüş bir partinin genel başkanı ama yine de Cumhurbaşkanı olarak gidecek. Bu çok hoş, onun açısından çok hoş bir şey olmasa gerek ama çok da dert etmesin. Eğer kucaklayıcı bir Cumhurbaşkanı yapmaya devam ederse 4 sene ülkeyi rahat rahat yönetir. Kimse ona herhangi bir şekilde bilmem ne bir şey demez yani. Ördeklikle ilgili bir şey söylemez. Fatih Bey öyleyse. Herkese mutlu haftalar. ICRYPEX'e de teşekkürler. Seçim yayınlarımıza destek olarak bu sonuçta bizim de gözlemci olmamıza destek sağladıkları için. Türkiye'nin kripto para borsası ICRYPEX, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.